Evet arkadaşlar, arabada otururken boş durmayalım, bir sohbet daha yapalım. Bugünkü konumuz ne olsun? Antinükleer antikor olsun. Ana testini, ana temsili. Ana nedir? Niye istenir? Sonuç pozitifse ne demek? Şimdi ana demek arkadaşlar, antinükleer antikor demek. Bu ne demek? Vücut böyle kendine saldırır bazen. Biz buna otoimmün hastalıklar diyoruz. İşte en başta neye saldırır? Atıyorum, organ nakli olursunuz, böbreğe saldırır. İşte guatr. Otoimmün guatrlarda tiroid bezinize saldırır. İşte diyabette ne olur? Pankreasınıza saldırır, diyabet olur falan. Yani böyle otoimmün vücudun kendine saldırdığı bazı hastalıkları var. Bu hastalıkları birazdan sayacağım. Burada arkadaşlar antikorlarınız hücrenin içine girer, hücrenin çekirdeğine saldırır. İşte bu antinükleer antikor dediğimizde böyle antikorlardır. Ne demek? Nükleer demek, çekirdek demek Latince. Anti nükleer yani çekirdeğe karşı oluşmuş antikorlar. Şimdi bunlar vücutta oluşursa bu test pozitif olur. Peki hangi hastalıklarda olur bu? En başta tabii ki otoimmün hastalıklar. Bunların da en meşhur nedir arkadaşlar? Sistemik lupus eritematozus diye bir hastalık var. Kısaca SLE veya lupus da denir buna. Bu hastalık arkadaşlar vücutta tutmadığı bir yeri bırakmaz. Çok organı, çok işte deriyi, yüzünüzde böyle döküntüler olur, eklemleriniz ağrır falan. Karaciğeri, beyni, kalbi her yeri tutar. Çok ağır bir hastalık değildir ama kesin tedavisi yoktur. Böyle insanı rahatsız eden bir hastalıktır. Lupus haricinde başka hangi hastalıklarda bu ana pozitifliği olur? Bu arada şunu da söyleyeyim. Lupus hastalarının yaklaşık %80 ile böyle 90-95'inde bu test zaten pozitif olur. Onun dışında ilaçla indüklenmiş lupus diyoruz. Bu hastalarda işte ana testi pozitif olur. Yine Sjögren sendromu, bunlar da otoimmün hastalıklar. Scleroderma diye bir hastalık var. Scleroderma hastalığı. Onun dışında otoimmün tiroiditler, otoimmün hepatit yani vücudun karaciğere saldırdığı bir hastalık. Yine bazı enfeksiyonlar, mesela HIV enfeksiyonu, Epstein-Barr virüs enfeksiyonu, bu tür enfeksiyonlar da yine pozitif olabilir. Onun dışında X konnektif doku hastalığı denen bir yine bir otoimmün hastalık var. Polimiyozit var, dermatomiyozit var. Bunlar hep otoimmün hastalık. Mesela dermatomiyozit genellikle deri tutulumu olur. Polimiyozit de böyle kaslar tutulur. Yine hepatit C hastalığında, böyle aktif hepatit C'de, parvovirüs denen bir virüs var bu enfeksiyonlarda, bazı lenfomalarda ne olur? Bu ana pozitifliği olur ama genellikle hangi hastalıklarda olur? Sistemik lupus eritematozus da olur. Sjögren sendromu, scleroderma denen bir hastalık ve ilaçla indüklenmiş lupus da genellikle pozitif olur. Tabii bunun pozitif olması sizde illa bu hastalık var demek değil arkadaşlar. Bu İşte o saydığım diğer hastalıklarda da pozitif olabilir. Bazen çok aşırı yaşlılıkta mesela 70-80 yaşının üstünde de yalancı pozitiflik, zayıf pozitiflik olabilir. Bazı ilaçlar da bunda pozitiflik yapabilir ama onlar biraz nadirdir. Genellikle işte o saydığım lupus, scleroderma, Sjögren sendromu gibi hastalıklarda bu test pozitif olur. Bunun pozitif olması illa kesin sizde o hastalığın olduğunu göstermez ama mesela lupus belirtileri varsa mesela nedir bunlar? İşte yüzünüzde döküntüler, eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik, işte hangi organı tutmuşsa, karaciğer tutmuşsa onunla ilgili belirtiler, kalbi tutmuşsa onunla ilgili belirtiler falan. Doktorunuz bu hastalıkla şüpheleniyorsa, bu teste pozitifse büyük bir ihtimal sizde lupus vardır. Bu pozitifse arkadaşlar ENaP profili denen başka bir test istenir. Bunda da bu ana pozitifliğinin hangi antikor tipi olduğu daha ayrıntılı olarak bulunur. Mesela ENaP profilinde bu antinükleer antikorların değişik tipleri var. SSA, SSB, işte JO1 gibi bir sürü tipi var bunların. Antisentromer antikor falan neyse. Bunların daha böyle ayrıntısı saptanır. Ayrıcı tanıda biraz daha yardımcıdır ama önce ana testiyle bir tarama yapılır. Evet, ana testi bu arkadaşlar. Bunda kısaca öğrenmiş olduğunuz. Yine sorunuz varsa videonun altından sorabilirsiniz. Tabii sorularda arkadaşlar videoları izleyin. Çünkü mesela bir örnek daha. Dün bir videom vardı. Videonun konu başlığı neydi? HCG seviyesi kaç olursa gebe olduğunuz anlaşılır şeklinde bir başlık.
Altında HCGM şu, acaba geber miyim gibi sorular sormayın. Zaten videoda ne anlatıyorum? Bunu anlatıyorum arkadaşlar. Videoyu izlerseniz iyi olur. Evet, hani herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Testlerle ilgili olur, hastalıklarla ilgili olur, fark etmez. Aklınıza takılan şeyleri sorun. Elimden geldiğince arkadaşlar cevaplamaya çalışıyorum. Evet, bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.